Akdeniz anemisinde en ciddi, en yoğun tedaviye gereksinim duyan hasta grubu major dediğimiz, anne ve babadan hastalığı soya çekimsel olarak almış ve ağır klinik tablosu olan hastalardır. Bu hastaların tedavisindeki bir numaralı yöntem bunların kansızlıklarıyla mücadele edebilmektir. Bu amaçla hemen hemen her ay bu çocuklara kan verilir. Kan verilmesinin çok yan etkileri vardır. Mikroorganizmaların bulaşması sorunu vardır. Tabii çok daha ön planda olarak vücutlarında demir birikir. Eğer demirin geri alınması, vücuttan çıkarılması ile ilgili tedaviler yürütülmediği takdirde kalplerinde demir birikeceği için bu çocuklarda kalp yetmezliği gelişir. Pankreaslarında birikeceği şeker hastalığı gelişir. Karaciğerlerinde birikir. Mutlaka demirin boşaltılması lazım. Demek ki tedavinin en önemli bacağını kan transfüzyonu, ama kanla birlikte kan verilmesi bir ortaya çıkabilecek olan demirin geri alınması oluşturur. Bunun dışında bu kısa video programında ayrıntısına girmek mümkün olmayacak şekilde bu çocukların hormonal sorunlarının düzeltilmesi, bu çocukların baş görünümleri, şekilleri gibi sorunlar vardır, diş gelişmelerinde sorunlar vardır, enfeksiyonlara yatkınlıkları vardır. Belli bir aşamada dalaklarının büyüklüğü zarar verici hale gelir. Belki dalağın çıkartılması gerekebilir. Çok karmaşık tedavi süreçlerinden oluşur. O yüzden günümüz hekimliğinin talasemilerle mücadeledeki bir numaralı anlayışı anne adayının ve baba adayının taşıyıcı oldukları takdirde hasta çocuklar ortaya çıkmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınmasıdır.